Daha önce bahsettiğim gibi süspansiyon sistemi ve fren sistemleri geliştirildi. Çünkü o zamanlar hiçbir araç tutumlu değildi. Ortalama 21 litre benzin yakıyor bu araç. Şehir içinde de 28 litreye kadar çıkıyor bu tüketim. Şehir dışında da minimum 17 litreye düşüyor. O yıllardaki teknoloji için bu değerlerde normal. Zaten o senelerde Amerika'daki herhalde en ucuz şey benzindi. Şimdiki gibi zamlı değildi benzinler. Motorlarında bahsetmek gerekirse valve heat denilen işte o valflerin otomatik kaldırıcılara sahip oluşu. Bir de Dynaflash 8 diye geçiyordu motoru. Bu da işte dediğim gibi daha yeni bir teknoloji ve daha sessiz bir motoru sunuyordu. Bu şekilde videolarımı bulabildiğim sürece bu tarz örneklerle sizlere sunmaya çalışacağım. Siz de fikirlerinizi lütfen bana yorumlar kısmından belirtin. Ve yeni olan kanalıma destek vermek için abone olmayı da lütfen unutmayın. Çünkü ben bu kanalı sohbetler adını vermemdeki, klasik otomobil sohbetleri adını vermemdeki en önemli neden yorumlar kısmından aynı blogumda olduğu gibi birlikte sohbet etmemizi sağlamaktı. Ama biraz yorumlar kısmı zayıf gidiyor. O yüzden lütfen siz de yorumlar kısmından fikirlerinizi, tecrübelerinizi bizlerle paylaşın ki biz de deneyim sahibi olalım. De dikkatinizi çekecektir. Sedan modeli bu şekilde. Bunun haricinde aracın station wagon modeli olan Roadmaster Estate Wagon diye geçen o zamanki yıllarda meşhur station wagonlarda biliyorsunuz çok ahşap kullanılıyordu. Benim de çok hoşuma giden bir tasarım. Hatta daha fazla ahşap alanı vardı. Aracın kapıları da ahşaptı mesela daha önceki modellerde. Bu da iki kapılı hardtop tavanlı direksiz Rivera modeli. Şurada biraz bu modelin üstünde az bir şey duralım. Bu model segmentin hemen hemen şey olarak konumlanmış. Başka bir isimle adlandırılan bir modeli olarak konumlandırılmış. Farklı bir arka tasarım, arka bagaj kapağı tasarımı var. Benim çok hoşuma gitti aracın çizgileri. Daha sonra biliyorsunuz Riviera artık aynı Roadmaster gibi Buick Riviera diye ilerleyen şeylerde evrilip ayrı bir model tipi haline geliyor Buick tarihçesinde. Artı biraz sonra sonda göstereceğim yine Riviera modelinde ilk defa 1953 senesinde Buick ilk V8 motorunu tanıtıyor arkadaşlar. Bunu da zamanı gel zaman sizlere söyleyeceğim. Ondan sonra burada bunun haricinde aracın motorun sesini dinletecektim size. Şuradan motorun sesini dinleyelim. Gördüğünüz gibi motor sesi sıralı 8 silindir olduğundan dolayı o V8'in sesi bence biraz yok. Ama o V8'in biraz daha biliyorsunuz daha çok sesi var. Biraz da egzozla alakalı tabii bu. Ama görüyorsunuz ön kaputun açılma şeklini. Bunun yanında bu araç süper olduğu için bakın hem burada süper yazısı var hem de havalandırma girişi 3 tane. Bu da aklınızda kalsın. Bunun dışında bir de konuyu bitirmeden aracın 1953 senesindeki 53 modelde ilk defa şu görmüş olduğunuz aşağıdaki Buick V8 Freeball motorlarını tanıtmaya başladı. Ondan sonra da artık zaten neredeyse yavaş yavaş sıralı motorlar sadece Buick tarafından değil Amerikan otomobil sektöründe
yavaş yavaş terk edilmeye başladı. Çünkü V8 motorunu Amerikalılar da bizim gibi çok sevdiler. Çünkü araca daha fazla güç ve daha fazla performans kazandıran bir motor şekli ve ses olarak daha güzel bir sesi var. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu videoma son vermeden önce lütfen fikirlerinizi tekrar söylüyorum, benimle paylaşmayı unutmayınız. Özellikle görmek istediğiniz bir model varsa kanalımda onu da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Onlara da yapmaya çalışırım. Lütfen paylaşıp beğenmeyi ve en önemlisi de abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.